Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Hani bu pdf'lerin üzerinde filigram vesaire oluyor ya. Biz acaba o filigramları nasıl kaldırırız? Bu videoda onu işleyeceğiz. Bazen e, işte firmaların olsun. Ondan sonra mesela diyelim ki bir pdf'miz var. Pdf'nin üzerinde ÖSM yazıyor arka tarafta. Biz bu ÖSM'yi nasıl silebiliriz? Veya işte mesela bir yayının var. O e, markasını biz silmek istiyoruz. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Kısaca o filigramları nasıl kaldırabiliriz? O size o filigramları vesaire kaldırmayı göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak bizler Google'a bir e, şey yapalım. Ben size birkaç tane şey indirdim. Biz en başta bir Google'a girelim. Google'da sizler ne yapacaksınız? PDF düzenleme yazalım. PDF düzenleme yazalım arkadaşlar. PDF düzenleme yazdıktan sonra aşağı gelelim. Şu sitede her şey ücretsiz. Aslında şunların hepsi de ücretsiz ama bazılarını işte ne derler? Bazen kota koyabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar, ben bu PDF'i şu şekilde düzenleyeceğim. Şimdi dikkat edersek. Mesela şunu da aynı bilgisayara indirmiştim ben bunu bilgisayardan ne yapayım ee, şeyin üzerine atayım kopyala diyeyim. Kopyala dedikten sonra arkadaşlar şimdi ben bu pdf'yi düzenleyeyim. Şimdi bu pdf direkt bunun üzerinden düzenleyebiliyoruz. Hocam peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar beş, bu pdf 2 sayfa bu arada sayfa numaraları şurada düzenleyeceğiniz sayfanın. Mesela 1. 2. 3. neyse mesela ben 1. sayfayı düzenleyeyim. Şimdi birinci sayfada diyelim ki ben mesela şu matematikçiler.com kısmını görmek istemiyorum. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şekil ekleyebilirsiniz. Şekillerden işte yuvarlaktır, dairedir işte artık nasıl şekilse ona göre. Mesela ben şey oluşturayım. Arkadaşlar mesela şu kısmı ben şöyle kapatayım. Bak nasıl kapatacağım. Şunu şuradan çektim. Bunu da buradan çektim. Hocam ama bu mavi oldu. Ne yapayım? Arkadaşlar mavi de şu şekilde düzenleyebilirsiniz. Bakın burada renkler var. Tabi sayfa beyaz olduğu için ben bunu bu şekilde beyaz yaptım. Şu e, hatları mavi oldu. Yani etrafı çerçevesi. Ben onu da yaparım. Onu da arkadaşlar şu şekil tekrar köşeye getirsek. Bakın bu şekil oldu. Bakın nasıl kaldırabildik. Bu birinci işlemimizdi. Size iki yol göstereceğim. E, bu arada dediğim gibi e, bunlar da işte şekillerde artık nasıl uygunsa yuvarlaksa yuvarlak kaldırabilirsiniz. Veya isterseniz bunu ben komple kaldırayım arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz ben bunu e, komple kaldırayım. Tabii şeyimizi seçmemişiz. E, şuraya gelmiş. Buradan tutuyorsunuz. Sağdan solundan tutarsanız zaten ne yapabilirsiniz? E, şuradan getiremedik. E, kısaca şunu da şuradan uzatırsanız, arkadaşlar şurayı kapattı. Artık siz yukarı doğru açarsınız ve aşağı doğru çekerseniz zaten istediğiniz şeyler olacaktır. İstediğiniz şeyler olacaktır. Artık size nasıl uygunsa öyle yapabilirsiniz. Bakın dikkat ederseniz ben bu filigramları böyle kapattım. Bunda da aynısı. Bu filigramları biz bu şekilde kapatabiliriz. Bu birinci yoldu. İşte ne derler bu ÖSYM'nin vesaire kitaplarını kapatmak için bu şekil yapılabilir isterseniz. Başka nasıl yapılabilir? İkinci yolda şimdi biz mesela PDF düzenleme demeyelim de PDF'yi en başta Word'e çevirmemiz gerekiyor. PDF'yi en başta bir Word'e çevirmemiz gerekiyor. Bunu artık artık nerede istiyorsanız daire kullandığımız yerden kullanıp bunu kullanayım. Mesela PDF kendi kullanayım. Açayım diyor ki dosya ekle. Dosya ekleyeyim. İşte bunun ismi neydi? Masa üstüne geleyim. Masa üstünde işte şu 7. sınıf olandı. Ben dosyamı bu şekilde ekledim. Dosyamı ekledikten sonra burada dosya indirin diyor. Dosyamızı indirelim. Arkadaşlar bakın bu kısma aşağı kısma iniyor. Ben şimdi bunu aşağı kısma indikten sonra bir bakalım. Ben bunu açayım. Şimdi arkadaşlarım bizler Word dosyasına geçtik. Şimdi Word dosyasında sizler istediğiniz yeri alabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yeri alabilirsiniz. Mesela hocam ben şu tam sayıları işlemi mesela 7 değil de mesela 8 böyle bir işlem var. Arkadaşlar bakın seçtiğiniz yeri delete'ye basarak götürebiliyorsunuz. Veya şunu ki yaptım. Bakın arkadaşlar delete'e götürüp ne yapabiliyorsunuz? Silebiliyorsunuz. Bunları da bu şekil seçerek Dikkat ederseniz seçerek gidiyor arkadaşlar. Yani demek istediğim sizler böyle ee, en başta pdf'yi Word'e çevirip word'den açtıktan sonra üzerine tıklayıp üzerine tıkladıktan sonra arkadaşlar üzerine gelince bir şekil silebiliyorsunuz. Onu da sizlere öğretmiş olayım. Arkadaşlar e, bu videomuzda bu kadardı. Sizlere e, Word dokümanını üzerindeki filigramları nasıl temizleyebiliriz onu öğretmeye çalıştım. E, i̇ki yoldan göstermeye çalıştım. E, faydalı bir video olmuşsa sizlerden bir beğeni hak ettim herhalde. E, görüşmek üzere başka bir videoda. Kendinize iyi bakın.